Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Bakış Programı'nı sunar. Bakış programına hoş geldiniz. Bugün Gebze Ticaret Odası'ndan canlı yayını yapıyoruz sizde. Malum daimi izleyicilerimizden bilirler. Bizler arada bir bakış programı olarak gerek İstanbul içinde gerekse İstanbul dışında Anadolu'ya sanayi ve ticaret odalarına gidip buralardan canlı yayın yapıyoruz ve hem KOBİ'lere sesleniyoruz hem de bir taraftan bu BES toplantılarıyla tasarrufu anlatmaya çalışıyoruz sizlere, kamuoyuna. Malum bireysel emeklilik sistemi ne otomatik katılım 2017 yılının başına başladı ve bir seneye gelirdik. 2018'deyiz ve ikinci yılın ilk etabının çalışanları da sisteme girdi. Tabii konumuz yine tasarruf ve bu sefer de Gebze Ticaret Odası'ndan bu konuyu biraz detaylıca masaya yatırıp inceleyeceğiz. Konuklarımızla konuşacağız. Kısaca bir tanıtayım. Bir kere ev sahipliği için öncelikle teşekkür ediyoruz. Gebze Ticaret Odası Başkanı Sayın Nadi Çiler bizlerle birlikte. Az sonra buradaki işverenlerin diyeyim kısaca otomatik katılıma ve tasarrufu bakışını bizle paylaşacak. Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdür Yardımcısı Sayın Murat Kayacı bizlerle birlikte. Kendisi de bireysel emeklilik sistemi otomatik katılma kamu gözüyle bakıp anlatacak ve son bir takım yapılanmış revizyonları, halen mevcut torba kanundaki revizyonların neler olduğunu bu vesileyle bizle paylaşacak. Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Akif Eroğlu bizlerle birlikte. O da bireysel emeklilik şirketlerinin hem yaptıklarını konuya bakışını özetleyecek hem de birliğin yaptırmış olduğu bir bireysel emeklilik ve otomatik katılım araştırması var. Onu da ilk defa buradan bizlerle paylaşacak. Her zaman olduğu gibi efendim, bakış@habertürk.com bize ulaşacağız elektronik posta adresi. Soru ve yorumlarınızı iletebilirsiniz. Gelecek olan mailleri arkadaşlar kulağımı söyleyecek. Aynı zamanda Bayan Doğan'ın Twitter adresi üzerinden ve Habertürk Twitter adresi üzerinden de bizlere soru ve yorumlarınızla katılabilirsiniz. Twitter'dan gelecek soruları anında buradan ben de görebileceğim diyorum. Nail Bey, öncelikle hoş geldiniz diyeyim ve çok da teşekkür ediyorum. Hem bu imkanı yarattınız hem de ev sahipliği yaptınız. Gebze Ticaret Odası olarak. Çok teşekkürler efendim. Sağ olun, eksik olmayayım. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi ilk soruyu Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcımız Murat Kayacı ile başlayayım. Bu galiba yanılmıyorsam bizim dördüncü toplantımız. Dördüncü toplantımızı işte otomatik katılımı anlatmaya çalışıyor Sayın Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek. Ben öyle okudum. Doğru mu okudum bilmiyorum ama dediği şuydu: biz devlet olarak, kamu olarak otomatik katılımda üzerimize düşen her şeyi yaptık ki şimdi yeni torba yasayla da yapıyoruz. Artık top emeklilik şirketlerinde ve bu işi yapacak olanlarda çıkın kardeşim, tanıtın biraz, anlatın dediler. İşte biz de bu vesileyle birlikte, biz de biraz çorbada tuzumuz olsun diye çıktık, anlatıyoruz. Şimdi nasıl görüyor Hazine otomatik katılımı? Bir de Murat Bey, şöyle sorayım asıl. Bizim böyle bir uygulamaya ihtiyacımız var mıydı? Ben öncelikle teşekkür ederek başlamak istiyorum. Sayın Başkanımıza bizleri böyle modern bir ortamda ağırladığı için ve şahsınızda da bu organizasyonda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Bugün bizim için ayrıca özel bir gün. İstiklal Marşımızın da kabul edilişinin 97. yıl dönümü. Ben bütün şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Şimdi sorunun cevabını sadece Türkiye açısından cevaplandırabileceğimiz gibi bütün dünya ülkeleri açısından baktığımızda da gerçekten böyle bir sisteme ihtiyaç olduğunu görmekteyiz. Şöyle ki, bütün ülkelerde benzer sistemler var. Bir sosyal güvenlik sistemi var. Sosyal güvenlik sisteminin haricinde de yine özel emeklilik sistemleri dediğimiz, içerisinde hem mesleki emeklilik sistemlerini kapsayan hem de özel bireysel emeklilik sistemlerini kapsayan sistemler var. Bu tür sistemlerin kuruluş amacı belli. Sosyal güvenlik sisteminden bir şekilde bir gelir elde ediyoruz ama yaşlılığımızda buralardan elde edeceğimiz gelirler bizim emeklilik dönemimizdeki ihtiyaçlarımızı karşılamaya yeterli olmayabilir. Bunun üzerine bizim bu açığı kapatmak için bazı sistemleri devreye
koymamız gerekiyor. Bunlar da özel emeklilik sistemleri şeklinde tanımlıyoruz. Özel emeklilik sistemlerinin özellikle bizim ülkemiz açısından önemi tasarruf seviyesini arttırmamızdan geçiyor. Bizim kamu olarak, devlet olarak bu sistemi hayata geçirmemizde, bu sistemi desteklememizdeki en temel amaç tasarruf seviyesini, yurt dışı tasarrufları arttırma. Bu vesileyle uzun vadeli devlete fon sağlama imkanı oluyor. Bu vesileyle yine sermaye piyasalarının gelişimine katkıda sağlıyor. Bu vesileyle yine sigortacılık ve özel emeklilik sektörünün gelişimi sağlanıyor. Devlet bu sistemin gerçekten sahiplenicisi, kurucusu ve en büyük destekçisi. Sistemin temel özelliklerine baktığımızda hem geleneksel bireysel emeklilik sistemi dediğimiz kısaca ki şu andaki gündemde olan tabiriyle gönüllü besleyelim. O da kendi kendine mi oturdu? Oturmuş bir evet. Söyleme oturdu galiba. Ben de o yüzden hani farklı bir algı olmasın diye aynı kelimeleri gene kullanacağım. Diğer taraftan da otomatik katılım sistemi itibariyle baktığımızda gerçekten dünyadaki en cömert sistem. Şu an devletimiz bu sistemi çok farklı devlet teşvikleriyle destekliyor. Devlet bu sisteme olan desteğini zaman içerisinde yaptığı iyileştirmelerle de gösterdi. Bireysel emeklilik sistemi 2003 yılında hayata geçirildi. Ama zaman içerisinde bazı revizyonlar yapıldı. Birincisi daha önceden sağlanan vergi indirimi şeklindeki teşvik yerine doğrudan devlet desteği şeklinde %25 şeklinde bir devlet desteği uygulamasına geçildi. Ve son olarak da yapılan büyük bir değişiklik de otomatik katılım sistemi bu emeklilik sisteminin içerisine eklendi. Sistemdeki teşviklere bakacak olursak %25 oranında ödenen katkı paylarının üzerinde %25 oranında bir doğrudan devlet desteği sağlanıyor. Bunun yanı sıra kişiler sistemdeki o ilk 2 ay sonrasında da sistemde kalırlarsa 1000 liralık bir ek devlet desteğine hak kazanıyorlar. Bonus diyorsunuz onlara değil mi? Evet. Ve son olarak... Böyle değişik tabirler var değil mi Murat Bey? Bu işte bonus, otomatik katılım. Bunları tabii hepimizin ortak anlayacağı bir dille ifade edebilirsek işte devlet desteği, ek devlet desteği diyelim. 1000 liralık civarında, 1000 lira tutarındaki ek devlet desteği. Ve son olarak da kişiler sistemden emekli olduktan sonra yine buradan elde edecekleri birikimlerini yıllık gelir sigortasına dönüştürülürse de burada da %5 oranında yine ilave bir devlet desteği var. Yani tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda gerçekten devlet hani bu sisteme çok ciddi anlamda destek sağlıyor. Peki bir iki cümleyle ikinci bölümde şeye geçeceğim çünkü revizyonlara geçeceğim. Bir iki cümleyle 2017'nin ocağında başladı, bir yılı devirdik. Kamu olarak memnun musunuz bugün otomatik katılımda gelinen noktadan? Daha iyisi vardır tabii. Sistemde belli çıkışlar var. Bunları net olarak çok kesin bir rakamla önceden kestirmek de kolay değil. Sonuçta yapılan algı araştırmalarında da şimdi Sayın Genel Sekreterimiz bahsedecektir. Kişilerin sisteme belli bir bakışı var. Yani değiştiremeyeceğimiz belli bir kitle var ama yine böyle bu şekilde bulunduğumuz ortamlarda da kişilere anlatarak etkileyebileceğimiz belli bir kitle var. Bu sistemin hani benim şahsi görüşüm tam olarak rakamlarını hani sisteme girişin çıkışın biraz daha böyle durulacağı bir ortamı ilk etabın bitmesinden sonra görebileceğimizi düşünüyorum ben. Çünkü belli bir takvime göre sisteme katılışlar var. Belirli büyüklükteki çalışan sayısı itibariyle belli nitelikteki işletmeler, kamu kurumları ve özel sektör çalışanları sisteme dahil oluyor. Dolayısıyla bu ilk turu bir görüp ondan sonra ne kadar kişi sistemde kaldı ona bir bakmamız lazım. Çünkü algı araştırmalarında da bizim gördüğümüz en temel sonuç işte kişiler özellikle bu cayma dönemi dediğimiz başlangıç dönemindeki bu ilk 2 aylık süreyi çok farklı algılamışlar. Biz bu 2 aylık süre içerisinde sistemden çıkarsak ancak çıkabiliriz. Ondan sonra çıkış hakkımız yok. Tabii. Halbuki öyle değil. Kişiler sistemden indirdikleri zaman çıktım çıkamadım bir cezayla karşılaşabilirim. O şekilde bir algı oluşmuş. İkinci bölümde tabii bunların ayrıntılarını verebiliriz ama anladım. Akif Bey bir bu araştırmayı ben de yayına girmeden önce sizden duydum. Şimdi biraz sonra da siz anlattıktan sonra Nail Başkan'a döneceğim. O da işverenin nasıl baktığını soracağım ama siz şu araştırmayı bizle bir paylaşın. Murat Bey
biraz rakamları rakamlardan çok söylemedi ama benim bildiğim kadarıyla 2017'de işte girenlerin, otomatik katılıma girenlerin yaklaşık %50-52'si çıktı. Evet. Geri kalan kaldı ki bana göre büyük bir başarıdır. Öyle nitelendiriyorum. Ama sizdeki herhalde araştırma sonuçları daha farklı sonuçları da vardır diye düşünüyorum. Buyurun. Esasında bizdeki araştırma gerçekten bu cayma oranının sebepleriyle alakalı bir şey. Yani bu oran aşağıda da yukarıda ya da ne olmalı şeklinde değil de niye böyle, niye çıkıyorlar, niye kalıyorlar şeklinde. Çünkü müsaade ederseniz o araştırmaya geçmeden önce araştırmanın öncesine bir dönelim. Sayın Genel Müdür Yardımcımızın söylediği gibi sonuçta otomatik katılım dünyada uygulaması olan, Türkiye'de ilk defa uygulanan bir şey değil, uygulaması olan bir konu. Ve genelde de dünya uygulamalarına baktığımızda Türkiye'deki modelden biraz ayrıştığını görüyoruz. Dünyada ya giriş zorunlu ve sonra çıkamıyorsunuz, ya giriş ihtiyacı olmakla beraber sonra yeni çıkamıyorsunuz. Ağırlıklı olarak bir zorunluluk temeli üzerine dayanıyor. Serbest ve ihtiyari olan uygulamalarda, rejimlerde var. Ancak orada da tatlandırıcılar biraz daha farklılaştırılmış. Mesela işveren katkısı var. Yani siz tamam sisteme girmeniz sizin ihtiyarınıza bırakılmış ama sisteme girmek için motivasyon da biraz daha çeşitlendirilmiş. Bizde yok değil mi? Bizde işveren katkısı, işveren katkısı olmamakla beraber bizdeki devlet katkısı aslında öyle bir algı var ama bizdeki devlet katkısı aslında işveren katkısının vereceğini de kompanse eden oldukça yani Murat Bey'in dediği gibi cömert bir katkı. Dolayısıyla bizde ihtiyari bir sistem var, bir rejim var ve girmek için illa da işveren katkısını beklemeye gerek yok. Çünkü yurt dışı uygulamalarına baktığınızda işveren katkısıyla işte katkıyı bir araya getirdiğinizde yakınsak bir noktaya geliyorsunuz. Ama bizdeki devletin verdiği %25'lik cömert katkıyı dikkate alacak olursak işveren katkısı olmamakla beraber oldukça cazip bir sistem. Dolayısıyla bizim de en baştan açıkçası dünyada var olmayan bir sistemi uyguladığımız için Türkiye'de ne olacak diye merakla beklediğimiz bir şeydi. Yani tabii çeşitli fizibiliteler yapıyorduk. Oran ne olur? İşte ne kadar çıkar, ne kadar kalır? Çünkü dediğimiz gibi bir benzeri olmadığı için referans alacağımız bir değer de yoktu. Nitekim sistemi uygulamaya başladıktan sonra gördük ki %52 bir cayma var. Dolayısıyla bu olumlu mudur, olumsuz mudur? Nereden baktığınıza bağlı. Bir defa ihtiyari bir sistem olduğu için. Dolu taraftan bakarsanız olumlu, boş tarafından bakarsanız olumsuz. Ama şöyle, ihtiyari bir sistem olduğu için ve işveren katkısı olmadığı için bu rakam oldukça iyi. Çünkü zorunluluk yok. İnsanlar bilerek ve isteyerek %47 oranında sisteme kalmışlar. Hatta sistemden çıkanların üçüncü basamak, işte sizin ihtiyari beslediğimiz üçüncü basamak besi olanları da dışarıda bırakırsak sisteme kalanların oranı %58'e geliyor. Yani bu iyi bir oran. Bir de şöyle bir şey var. Sistemi çok hızlı bir şekilde kurguladık ve çok hızlı bir şekilde tabii müsteşarımız, sen genel müdürümüz burada inanılmaz bir efor sarf ettiler. Yani çok kısa bir sürede yönetmelik, kanun vesaire tüm ikinci düzenlemeler, üçüncü düzenlemeler sektör bunu adapte etmek için inanılmaz bir gayret gösterdi ve İngiltere'nin 5 yılda yaptığını biz 5 ayda yaptık. Şimdi bu süreçte bir şey atladık, iletişimi yeterince atladık. Dolayısıyla biz birlik olarak şunu anlamaya çalıştık. Çok hızlı bir şekilde kurgulandı, çok hızlı bir şekilde uygulamaya alındı. Dünyada eşi benzeri yok. Acaba bir revize ihtiyacı olursa ya da bu çıkan ya da kalanlar gerçekten niye çıkıyorlar bunu bir anlayalım. Ve bir revize ihtiyacı olursa gerçekten doğru noktalara değinelim. Bu anlamda ciddi bir araştırma yaptık. Yani oldukça yaygın bir araştırma yaptık. Ve araştırma sonucunda şöyle özetleyebilirim. Sistemin temelini iyi öğretmişiz. Yani vatandaş sistemin temelini kavramış ama detayları bilmiyor. Sayın Genel Müdürümüzün de söylediği gibi biz aslında en temel şeyi öğretmişiz. %25 devlet katkısı. Hı hı. Çok enteresan bir şey var Muhammed Bey. Sistemden kalanlar, çıkanlar ve girmemiş olanlar, kalanlar, cayanlar ve daha henüz temas kurmamış ama olursa gelecek misin diye sorulanlar. Otomatik katılım için. Otomatik katılım için. Üç grubun da bildiği en temel realite, en temel gerçeklik devlet katkısı. Yani sisteme giren, sisteme girmeyecek olan bile devlet katkısının farkında. Ve soruyoruz, diyoruz ki sisteme girerseniz, niye girersiniz? Devlet katkısı için girelim diyor. Dolayısıyla bizim bu dönemde bu devlet katkısı 125 meselesi çok önemli bir şey olduğu için mutlaka devamlılığı kritik bir başarı faktörü olarak öngörüyorum. Ve de hani basit kurgulandığı için eskiden işte vergi avantajı, evet, iade vesaire bir sürü konu vardı. Şimdi çalışsanız da çalışmasanız herkes 125'i aldığı için o yüzden çok basit bir kurgu olduğu için hakikaten vatandaş nezdinde çok iyi algılanmış. Fakat bilinmeyen konu şu, dediğim gibi bu iletişim süreci kısa olduğu için bilinmeyen konu şu. İnsanlar Murat Bey'in de söylediği gibi bunu zorunlu bir sistem gibi algılamışlar.
ve özellikle iki aylık cayma sürecinde eğer çıkmazsam, hani adı üstünde cayma ya, eğer caymazsam bir daha cayamam diye çok panik halinde ve hızlı bir şekilde çıkmışlar. Bunu gözlemliyoruz. Araştırma sonuçları da bize bunu gösteriyor. Yine burada da biraz böyle çoğunluk psikolojisine girmişler. Şirketlerinden birkaç kişi böyle bir yol izlediğinde hemen onu takip etmişler. İşte en yakındakine sormuş. Çıkıyorsun ya, ben çıkıyorum işte, bu cayma durumu var, işte çıkmasam çıkamam. Hemen peşinden çok fazla sorgulamadan bir hareket oluşmuş. Dolayısıyla bir aslında otomatik reaksiyon var galiba. Aslında bu bir cayma sürecinin sonunda da çıkabiliyorsunuz. Böyle bir yanlış algılama var ama bu sistemden her zaman çıkabilirsiniz ve hiçbir şekilde kaybınız olmaz. Orayı biz işte sektör olarak Hazine Müsteşarlığımız yine o dönemde zaman kısıtlı olduğu için çok iyi anlatamamışız. Dolayısıyla bizi araştırma bu iki şeyi gösteriyor. Temel bilgi gösteriyor. Bilgi eksikliği olduğunu gösteriyor. Devam edelim yine araştırma sonuçlarına. Nail Başkan, şimdi bir iki cümle Gebze Ticaret Odası'nın üye sayısından bahsedelim. Aslında bunu niye soruyorum? Sizden de biraz bir bilgi alalım. Yani bunlar, üyelerimizin hepsi aslında birer işveren ve bu işverenlerin hepsi ya 2017'de bir şekilde çalışanlarını sisteme soktular ya da 2018'de önümüzdeki dönemde ya da bu Ocak sonunda soktular ve sokacaklar. Nedir bakışı işverenlerin? En iyi nabzı sizden alabiliriz. Nasıl bakıyorlar? Teşekkür ederim. Bireysel emeklilik sistemi ilgili panelin özellikle Gebze Ticaret Odası'nda. Bu arada Nail Başkan'ın biraz rahatsızlığından dolayı sesi kısık. Ben izleyicilerle paylaşayım da siz söylemeden. Gebze Ticaret Odası'nda 12 Mart gibi özel bir günde bu paneli ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Salondaki misafirlerimize ve ekran başında bizi izleyen Habertürk izleyicilerini saygıyla selamlıyor. Panelimizin verimli geçmesine temenni ediyorum. Değerli misafirler, bugün 12 Mart İstiklal Marşımızın kabulünün 97. yıl dönümü. Aynı zamanda milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un anma günüdür. İstiklal Marşı şairimizin dediği gibi Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmayı göstermesin, yaşatmasın duasıyla sözlerime başlamak istiyorum. Şimdi bizler Gebze'yi anlatırken Türkiye'nin başkenti Ankara, sanayinin başkenti Kocaeli, Kocaeli'nin kalbi de Gebze'dir diye başlarız sözlerimize. Tabii bu kadar üretimin, ticaretin, sanayinin yoğun olduğu bir bölgede tabii ki besi konuşacağız. Konuşmamız da gerek. Şimdi ilk önce sistem çok güzel bir sistem. Bu sistem bildiğim kadarıyla Avrupa'da ilk önce Almanya'da başlamış bir sistem. Tabii sistemi iyi anlatmak lazım. Sisteme oturtmak lazım. Şimdi bizim bölgeye baktığımız zaman 4'ü ihtisas organize sanayi bölgesi olmak üzere 9 tane organize sanayi bölgesinin olduğu bir yer. Türkiye'de sayıları az denecek de olan teknoloji geliştirme bölgelerinden 3'üne sahibiz. Gebze Teknopark, Martek, TÜBİTAK Teknopark ve Bilişim Vadimiz var. TÜBİTAK, MAM, TÜSİDE, TSE'nin yanı sıra Uluslararası Teknoloji Bankası kurulacak olan bir bölgede. Aynı zamanda Türkiye'de üniversiteler arasında 10 araştırma üniversitesinden biri olan ve bir tek Türkiye'de ilçe adıyla anılan devlet üniversitesinin olduğu bir yer Gebze. Ve Gebze Teknik Üniversitesi'dir. Şimdi Türkiye geneline baktığımız zaman bu verileri vermemde farklı bir noktaya geleceğim. İstanbul'dan sonra en çok Ar-Ge'yi kullanan bir bölgeyiz. Napolyon'un dediği gibi eğer dünya tek başına bir ülke olsa başkenti İstanbul olurdu. Demek ki biz iyi bir yerdeyiz. 75 adet Ar-Ge merkezimiz var. Sadece Gebze olarak. Kocaeli olarak 90 adet Ar-Ge merkezimiz var. 126 tasarım merkezinden, Türkiye'de toplam 156 tasarım merkezinden 6'sı Gebze'de. 17 bine yakın üyemiz var ve Türkiye'de yıldızı parlayan bir bölgedeyiz. Veriler söylüyor. Kocaeli olarak 2017 yılında 72 yılın toplamından fazla vergi vermişiz. 72 yılın toplamından fazla vergi. Herkes Gebze'yi otobandan izler. Ama biz Gebze'yi tanıtmak zorundayız. Gebze'nin bilinirliğini artırmak zorundayız. Diğer taraftan baktığımız zaman tabii bu veriler çok güzel. Vergi tahakkukunda da Türkiye birincisiyiz. Bakın altını çizerek söylüyorum. Birçok ilden büyük tanımı ilçe olan bir ilçedeyiz ama 4 tane vergi dairemiz var. Biz demek ki Türkiye ekonomisine değer katıyoruz. Değer katıyoruz. Ben bundan dolayı tüm üyelerimi kutluyorum.
üyelerimiz ağırlıklı olarak Türkiye'nin ihtiyacı olan, dünyanın gelecekte ihtiyacı olan otomotiv yan sanayi, makina imalatı, kimya, özellikle yazılım, demir çelik. Demin sözlerime başlarken bir şey söyledim. Uluslararası Teknoloji Bankası kuruluyor burada. Biz gelişmekte olan ya da geri kalmış olan ülkelere teknoloji pazarlayacağız. Yani bu bölge Süper Lig'de. Bu bölge aynı zamanda sanayide 4.0 devrini yakalamış bölge. Veriler bu şekilde söylüyor. Türkiye ihracatına baktığımız zaman 2017'deki rakamlar güzel. İşte 157.1 milyar dolarlık ihracat yapmışız. Peki bölge neresinde? İstanbul birinci sırada, Bursa ikinci sırada ve biz üçüncü sıradayız. Şimdi böyle bir şey olunca tabii ki burada bizim çalışanlarımızın geleceği için, onların refahı için, hayat standartlarını yükseltmek için tabii ki bu besin dışında kalamaz üyelerimiz. BES'e giren üyelerimiz var biliyorsunuz. Onlar 1 Ocak'ta 1000 ya da üstü olanlar 1 Ocak'ta girdi. Diğerleri bekliyor ama bu konuda biz de orada olarak onları bilgilendirmek zorundayız. Bu şirketler ne yapıyor? Tabii biz de hep sistemde şöyle olur. Hep son anı bekleriz. Örneğin emlak vergisini yatıracağız. Tam yatırmak üzere giderken yolda birisiyle karşılaşırız. Nereye gidiyorsun? Belediye. O zaman makineler böyle sistem gelişmemişti. Tabii teknoloji gelişmiş. Hayrola işte emlak vergisini yatıracağım. Bunun son gün. Haberiniz yok mu? Bir hafta uzatıldı. Der. O para cebimizdeyken geri döneriz. BES'te de aynı sistem var. Ben BES'in gerekliliğine inanan oda başkanlarından biriyim. Muhakkak olması gerekir. Aynı zamanda ileriye dönüp baktığımız zaman bizim yaşam tarzlarımız değişiyor. Hayat standartımız yükseliyor. Bu tasarrufları bugünden yapmazsak o yaşam tarzına ulaşmamız mümkün değil. Peki, tasarrufu konuşacağız. İkinci turda bir iki cümle alacağım. Bu arada bizim üyelerimiz de tabii süresini bekliyor. 1550 olanlar geçti. Gemize ticaret sürerken henüz geçmedik. Çünkü bu sayıyı tutturamıyoruz. İkinci bölümde bunları yanıt vermeye çalışacağız. Murat Bey, şu anda mecliste görüşülen bir torba yasa var. Torba yasanın içinde de bireysel emeklilik otomatik katılımla ilgili 3-4 tane önemli sizler küçük rötuşlar yapıyorsunuz. Sizler bir revizyon adına ne koyarsanız koyun değişiklik var. Bunların birkaçı çok teknik ama birkaçı çok önemli. Şimdi buradan sizin ağzınızdan da dinleyelim. Neler değişecek otomatik katılımda tabii. Torba yasa çıktıktan sonra? Aslında önemli iyileştirmeler var. İlk oturumda da bahsettiğimiz bu cayma süresine ilişkin bir değişiklik var. Şu anda hani ilk oturumda da dediğimiz gibi kişilerdeki algı çok farklı. Bu iki aylık sürenin tamamıyla bir şekilde cayma hakkının kullanılabileceği yegane süre olarak şeklinde bir algı var. Biz bu sürenin gerektiğinde 3 katına kadar çıkartılabilmesi için Bakanlar Kurulu'na bir yetki almayı amaçlıyoruz. Buradaki amacımız da şu. Cayma süresi aslında hani kişilerin sistemden çıkabilmesi için bir süre değil. Kişiler daha önce de belirttiğim gibi sistemden diledikleri zaman ayrılabilir. Ama bu cayma süresi dediğimiz 2 aylık başlangıç süresinin bir özelliği var. Ana paranın garanti edildiği bir dönemdir. Burada emeklilik şirketi kişinin ödediği katkı paylarını, kişi adına ödenen katkı paylarını belli fonlarda yatırmaya yönlendirerek bu paranın getiri kaybetmemesini sağlayacak. Dolayısıyla biz bu süreyi biraz daha uzaltabilirsek hem sistemi daha iyi anlatabiliriz hem de kişiler bu süre zarfında paralarının değer kazandığını gördüklerinde sistem olan bakış açıları değişecek. Bunu ümit ediyoruz. Yine bakana aldığımız bazı yetkiler var. Bu yetkiler kapsamında da bakanın şu anda taahhüt olarak ödenmesi şeklinde bir yetkisi var. Taahhüt olarak hesaplanan devlet katkılarının da nemalandırılmasını burada öngörüyoruz. Nemalandırılmasını ve nemalarıyla birlikte ödenmesini. 1000 lira tutarındaki bu ek devlet katkısının yıllar itibariyle yeniden değerlendirilmesini ve %5 tutarındaki bu uzun vadeli açıdan baktığımızda sisteme %5 oranında ödenecek ek devlet katkısının da limitlerinin belirlenmesi hususunda bakana alınan bir yetki var. Bir de çıkan gelecek galiba değil mi? Onlar da şu şekilde tabii biz bu birinci düzeydeki mevzuatı tabii meclisimizde yasalaştıktan sonra bizim ikinci aşamayı planlamamız gerekiyor. Orada da sistemin bu operasyonel süreçlerini ayrıntılı bir şekilde bizim ikinci mevzuatta yönetmeliklerle, yeri geldiğinde genelgelerle düzenlememiz gerekiyor. Oradaki hani düşüncemizde şu anda görüşe açtığımız şekliyle kişiler sistemden çıktıklarında tekrar sisteme girsinler.
bu 1000 lira tutandaki devlet katkısını yine alabilsinler şeklinde bir öngörümüz var. Peki. Süremiz daraldı. Akif Bey, bu revizyonlar ne getirecek? Beklentiniz ne? Onu da size sorayım. Sonra son başkanına vereyim sözü, kapatalım. Bizim yaptığımız araştırmayı baz alırsak, Murat Bey'in ifade ettiği gibi cayma süresinin kısa olması sistemden çıkıştaki en önemli motivasyon. O yüzden eğer Sayın Genel Müdür Amcamız ifade ettiği gibi eğer o süre 6 aya kadar uzarsa, şu anda aldıkları yetkiyi kullanırlarsa şöyle bir avantaj olabilir. Biz de tabii iletişimde bu dili kullanıyoruz. Kişilere şunu en azından söyleyeceğiz. Siz en azından yine sistemden her zaman çıkabilirsiniz ama bir cayma süresinde, çünkü Murat Bey'in ifade ettiği gibi burada herhangi bir hak kayıpları söz konusu olmayacak. Paralar azalmayacak. En azından bir sistemi tam olarak anlamaya çalışın, öğrenmeye çalışın. Her tarafını öğrenin. Biraz test edin, deneyin. Yine çıkabilirsiniz. Dolayısıyla daha önce 2 ay bu anlamda kısa bir süreydi. Şimdi 6 ay olunca o süreler olacağı için öyle bir faydası olacağını düşünüyorum. Bir de malumunuz 2 yılda bir tekrar sisteme giriş söz konusu olduğu için bugün çıkmış olanlar 2 yıl sonra bir daha otomatik olarak girdiğinde en azından bu cayma süresinde sistemi tam olarak anlamış olacaklar, faydasını görmüş olacaklar. Benim kanaatim çıkış oranı o anlamda düşecektir diye tahmin ediyorum. Başkan, tasarruf ne diyeceksiniz? En önemli konu, işin ucu gelip zaten bütün bu konuştuklarımız tasarrufa gidiyor. Tasarrufun hem çalışanlar hem de çalıştıranlar açısından çok önemli olduğuna inananlardan biriyim. Aslında bunu alışkanlık haline getirmek lazım. Uzun vadede baktığımız zaman ekonomik gelişmenin önemli kilometre taşlarından biri olarak karşımıza çıkar. Şimdi aynı zamanda hem iktisadi hem de mali hayatımıza da katkısı olacaktır. Sadece bireyler bireysel olarak, ferdi olarak düşünmemeli. Mesela uzun vadede ikinci emeklilik geliri olduğu gibi fonların yeniden yapılanması ülkenin gelişmesine de katkı sağlayacak. Belki de bizim hep baş edemediğimiz enflasyonla mücadelede öncülük edecek diye düşünüyorum. Biz odalar olarak bunu çok önemsiyoruz. Türkiye Odalar Borsalar Birliği de son zamanlarda konuşulan ve bu sisteme dahil olmamızı sağlamasını için gerekli şeyler yapılıyor ama bu bence Türkiye genelinde bütün STK'lara, kurumlara yaymak lazım. İyi bir gençlik. Bir diğer konuda %52, %58 diyorsunuz. Genel müdürüm öyleydi de. 2 ay sonra caymalar oluyor. Evet. Devlet 1000 lira destek sağlıyor sistemin içinde kalanına. Bence o sistemin de biraz irdelenmesi lazım. Ben küstüm, bugün oynamıyorum. Yarın bir daha bu sisteme giriyorum. 3 ay sonra bir daha çıkıyorum. Bence böyle olmamalı. Bir kural üzerine oturtmalı. Bir de belki bazı firmalara kızacak ama eğer ülkemizi seviyorsak, ülkemizin gelişmesine katkı sağlamak istiyorsak uzun vadede ülkenin gelişmesi de bu tasarrufun yolundan geçer diye düşünüyorum. Yani işveren katkısı da mı olsun diyorsunuz? Muhakkak olsun. Zaten şimdi sisteme baktığımızda... Siz dinleyenleri duyar gibiyim şimdi. Sisteme baktığımızda devlet üzerine düşeni yapıyor. Yapsın, o güzel bir şey. Zaten ona bir şey dediğimiz yok. Ama biz ileriki yıllarda enflasyonu düşürmek istiyorsak hep deriz ki ülkenin refaha geleceği. Bir kuşak yetişiyor arkadan. Dönem makinalaşma dönemi başlıyor. Teknolojik bir dönüşüm var. Yapay zekanın ne getireceği belli değil. İnsanların ömrü uzuyor. Ömrünün uzadığı zaman tasarruflardan çok faydalanacağız diye düşünüyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi ben sorulara bakıyorum Murat Bey. Biraz zorlayacak sizi ama bir iki tane seçip soracağım ama bunun cevabı var mıdır bilmiyorum. Şimdi 2 ay sonra elde ettiğimiz bu 1000 liralık bonus katkısı şimdi 6 ay sonra mı bize yatacak diye sorular geliyor. Bir de ikincisi, 6 ay boyunca ana para, yatırdığımız parayı birebir geri alacak mıyız yoksa yine 2 ay üzerinden mi gidecek diyorlar. Bunlar biraz tabii çok şeyli sorular ama hani kurgulandı mı kafada? Hani uygulamaları dediğim gibi ikinci mevzuatta netleşeceği için hani bu aşamada cevap vermek çok doğru olmayacaktır. Peki sizin kamu olarak bu revizyon sonrası beklentiniz nedir? Yani bu çıkış oranının daha mı azalacağı? Tabii çıkış oranları üzerine mutlaka etkisi olacaktır. Ama yapılan değişikliklere baktığımızda hem sistemin kısa vadedeki çıkış oranları üzerinde biraz pozitif etkisi olacaktır. Hem de kişilerin sisteme uzun vadeli bakmalarına da katkı sağlayacak düzenlemeler içeriyor. En çalıcı noktası %25 devlet katkısı dediniz ama devlet katkısına rağmen yine de çıkış var. Bunu nasıl yorumladınız sizler? Onu da sorduk. Yani çıkanlara o da soruldu. Genelde çıkanların bize söylediği
sistemi bilerek çıkanlara söyledi. Devlet katkısı var. Çok büyük bir avantaj ama şu anda finansal açıdan ihtiyacım var şeklinde. Dolayısıyla orada ve ilk fırsatta da tekrar sisteme girmek istiyorum şeklinde verilen cevaplar var. Yani bu ekonomik... Şu anda isteyen giremiyor mu Akif Bey? Şu anda isteyen, o şu andaki taslakta isteyen girsin diye bir önerimiz var ama 2 yıl sonra bugün tekrar... Bugün için değil ama. Bugün için değil ama 2 yıl sonra tekrar otomatikman girme şansları var zaten. Yeni işe başlayanlar zaten sürekli girecekler. Sisteme girecekler, girmiş olacaklar. Dolayısıyla burada önemli olan aslında şu var. Sayın Başkanım da çok güzel ifade etti. Bu tasarruf dediğimiz olgu aslında bir yerde bir kültür meselesi. Yani bu finansal ihtiyaç sonuna kadar gitmez. Ne kadar geliriniz var o kadar ona göre finansal ihtiyacı ya da harcama alışkanlığınızı değiştirirsiniz. Galiba bizim burada finansal ihtiyaç deniyor ama orada o küçük de olsa küçükten başlayarak tasarruf alışkanlığına dönmemiz lazım. Çünkü zaten sistem de buna aslında uygun bir sistem. Tabii. Çok küçük tasarruflarla ilerleyebileceğiniz bir sistem. Konuştuğumuz gelirin %3'leri 50 lira 100 liralar. Herkese çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan, Murat Bey, Akif Bey. Çok bilgileri paylaştınız efendim. Başkan bizi ağırladığınız için tekrar teşekkür ediyoruz efendim. Teşekkür ederim. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Bizler 1-1,5 saat daha buradayız. Biraz kendi aramızda değerlendireceğiz, soruları alacağız. Yarın görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Bakış Programı'nı sundu.